Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sizleri bir tanımak isteriz. Öncelikle ben size hoş geldiniz diyorum Köy TV ekibi olarak. İsmim Şerif Eroğlu, Hacıranmanlı çiftçilerindenim. Burası bizim üzüm bağımız. Şu an hasattayız. Bugün ayın 20'si. Kimyasal gübre fiyatlarının ve kimyasal gübrenin arazimize verdiği zararlardan sonra biz bunlardan vazgeçtik ve alternatif aramaya başladık. Alternatifi de çeşitli şeylerde, hayvan gübresi vesaire bilmem ne derken solucan gübresi diye bir firma kuruldu. Hacıranmanlıyım ben, Hacıranmanlı'ya bir firma kuruldu. Bundan 3 yıl önce tanıştım kendileriyle, gübreyle, kendileriyle. 3 yıl önce tanıştım. Önce şahitli bir bağımda denedim. Şahitli demek ne demek onu izah edeyim. Bağın bir bölümünde uyguladık. Diğer bölümüyle olan kıyaslamayı yaptık. Ve fayda ettiğini gördük solucan gübresinin. 110 dönüm arazim var. Üzüm bağım var. 110 dönüm üzüm bağımın içerisinde şu an uygulamadığım arazim yok. Hem fiyatıyla hem de performansıyla diyelim artık. Gübrenin performansı olarak görelim. Gübrenin performansıyla biz bu gübreden şu an için memnunuz. Üzümlerimiz de ortada. Hasadımız Başladı. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada net olarak ortaya çıkan farklar neler? Solucan gübresi ile yaptığımız şahitli uygulamada ortaya çıkan fark şöyle ifade edeyim ben size. En başta bitkinin en kısa sürede alabildiği gübre. Yani diğer kimyasal gübreleri bugün toprağa attığımızda veya yapraktan uyguladığımızda bitkinin bunu alması günler sürüyor. Ama 3 gün, 4 gün, 5 gün gibi kısa sürede bitkiye en hızlı yani serum gibi, bitkinin serumu. En hızlı şekilde bitkiyi uyandırabilecek, verebileceğimiz gübre solucan gübresi. Hızlı bir şekilde müdahale edebiliyoruz bağımıza. Doluluk oranı derseniz üzümümüz kilo geliyor. Şöyle söyleyeyim. Daha önce aynı gün hasat edilmiş üzümlerde şahitli yaptığım bağda bir tarafta 25 metrelik bez üzerinde 220 kilo kuru üzüm gelirken solucan gübresi uygulanmış şahitli üzümümde 270 kilo kuru üzüm geldi. Çok iyi bir fark yani. Yani 25 metre evet. Alanda. 25 metre uzunluğunda 2 metre eninde bir alandan bahsediyoruz. Evet. Bu alanda yani üzümümüze kilo olarak ağırlık kazandırıyor. Salkımda doluluk kazandırıyor. Zaten yeşil üzüm olarak baktığımızda da şeyi arttırıyor bize. Hacmi arttırıyor. Kuru üzüm olarak da kütle olarak ağır geliyor. Evet. Tabii şimdi genel manada baktığımız zaman şimdi İnsanlar gübre tercihinde maliyetler de çok önemli. Evet. Bir de işte Türkiye'de şöyle bir algı da oluşuyor artık son zamanlarda. Ya kimyasaldan ben organiğe geçiyorken maliyetlerim yükselecek türünde. Siz tabii en iyi maliyeti bilen sizsiniz. Şimdi maliyet açısından da kıyaslamanızı rica ediyorum. Yani siz kimyasal gübrede daha fazla bir ödeme yapıyorken organikte daha az mı yaptınız yoksa organiğe geçince tersi mi oldu? Sistem nedir? %50 %50 fiyat farkı doğuyor. Toprak altına uyguladığımız gübrelerdeki fiyatlar çok yüksek kimyasal gübrelerde. Artı bu uyguladığımız kimyasal gübreler bizim üzüm bağlarımızda boğum arası deriz biz. İki göz arası. Boğum arasında açılmalara sebep veriyor. Boğum arasındaki açılma da bir sonraki sene ürün kaybına sebep veriyor. Yani bana ne kadar çok göz, ertesi yıl için o kadar fazla uyanacak göz, o kadar fazla üzüm demek oluyor. Bunu da biz kimyasal gübrelerle değil de bu organik gübrelerle karşılayabiliyoruz. Yani arayış içerisindeydik, solucan gübresini bulduk. Evet. Peki bir de özellikle bu bölgede yaşanan şu anda güneş yanığı ile ilgili bir problem var. Ama daha önceki yıllarda geçen yıl falan donla ilgili bir sıkıntı var. Solucan gübresinin bu dondaki faydaları da var. Bunu siz gördünüz mü? Konuda neler söylersiniz? Solucan gübresinin faydaları oldu diye biliyorum. Şimdi benim kendi dilimin döndüğünce size izah edeyim. Solucan yürüdüğü yerde böyle hafif sümüksü bir iz bırakır değil mi? Solyum sıvısı. Evet. O sıvı iz bırakır. Yani bu sıvıyı bağın üzerine kaplamış gibi düşünün. Biz bunu kuru çubukta uygulamaya başlıyoruz. Daldan, yapraktan diyelim artık biz ona. Uygulamaya başlıyoruz. Çubuğumuzun üzerini kaplıyoruz. Yani bir kat daha giydiriyoruz onun üzerini. Yani soğuk, yani eksi 1 dereceye kadar dayanabiliyorsa eksi 5 dereceye düşüyor. Veya bunun dayanıklılığını arttırıyor. Bunu ben gördüm. Soğuk vurmadan sonra yanmış gözlere uyguladığımızda tekrar patlamayı ne demiştik az önce? Bitkinin hızlı almasını sağlıyordu. Bir an önce tekrardan bağı patlatıyor. Erken patlarsa üzümlü patlıyor. Sonrasında patlarsa boş patlıyor. Evet. Yeni gözler. Tabii bir de aroma önemli. Şimdi bir de tat da önemli. Bu konuda gördüğünüz farklar var mı? Yani çünkü aroma, çilekte ben çok ciddi biliyorum. Solucan gübresi kullanılan birkaç üründe
ciddi manada bir aroma tadın değişikliğini biliyorum. Burada böyle bir fark gördünüz mü siz? Aroma tat şöyle diyelim ben size. Az önce bahsetmiş olduğumuz kilo mevzusuna geri dönüyoruz. Evet. Eğer üzüm tatlı ise, eğer üzüm aromalı ise o üzüm şırasını, şerbetini almış demektir. Ağır geliyor demektir. Ağır gelmesinin sebebi tatlı olmasından kaynaklıdır üzümün. Kuru üzümde. Kuru üzümde. Evet. Ben kuru üzüm üreticisiyim. Kuru üzüm için evet. konuşuyorum size. Kuru üzümde. Yani az önce ağır geliyor dediğimiz üzüm demek ki şırasını, tadını alıyor. Bu da solucan gübresinin bize sağladığı katkılardan bir tanesi. Evet. Biz bu işten memnunuz. Biz bu işten memnunuz. Çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Üretmekten memnunuz. İnsanlar bunu gördüğünde biz yetiştirdiğimiz için onun verdiği bir haklı gurur var bizde. Ondan memnunuz biz. Karşılığını almak istiyoruz. Evet. Kullandığımız solucan gübresinden bahsettik bu programda. Ondan da memnunuz. Ve diğer arkadaşlar... Onun ismini de bir söyleyelim şimdi. Bu kadar anlattık. Ne kullandın burada? Onu da söyleyelim şimdi sonra. Evet. Ben Acıramanlıyım. Az önce de söyledim. Bizim bölgemize 4 yıl önce gelmiş. Ben çok şanssızım ki 3. yıl, 1 yıl sonra tanıştım. 3 yıldır kullanıyorum demiştim. Ekosol Tarım solucan gübresi üretiyor kendileri. Hem toprak altı hem sıvı gübreleri mevcut. Biz bu bağda hem toprak altı olarak hem de sıvı olarak uyguladık. Çiftçi arkadaşlarıma nacizane fikrim söylüyorum. Uygulayabilirler gönül rahatlığıyla. Maliyetlerinde herhangi bir artma olacağını düşünmüyorum ama ekstra ek gelir olarak faydasını göreceklerini söylüyorum. Denemekten hiç kimse hiçbir şey kaybetmez. Tavsiye ediyorum.